İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Mardin şehrindeki 3000 yıllık kale ahır olarak kullanılıyor. Yerevan'daki No 200 adlı okul bundan böyle Leonid Azgalkyan'ın ismiyle anılacak. Ermeni kuvvetleri Akna Ağdam'ı 23 Temmuz 1993 tarihinde kurtardı. Çavuşoğlu, Amerika'nın yaptırımlar uygulaması halinde Türkiye karşı adımlara başvuracak. Trump, Afganistan Savaşı hakkında konuştu. Ben bu savaşı bir hafta içerisinde kazanırım. Tek kaynak adlı film Cavak'ta gösterimde. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bilim festivali gerçekleştirilecek. Gazetekarınca.com'da yer alan bir habere göre Batı Ermenistan'ın Mardin şehrinin Gümüşova köyünde bulunan 3000 yıllık Dermetin adlı kale köy sakinleri tarafından ahır olarak kullanılıyor. Köy sakinleri kalenin onarılması konusunda pek çok başvurularda bulunmuş fakat sonuç alınamamış. Kaynağın belirttiğine göre kalede duvarları yıkılmış olan bir kilise var ve aynı kaderi aslında kalede bekliyor. Kalenin 3000 yıllık tarihi olduğu öne sürülürken kale ve kilisenin Roma İmparatorluğundan günümüze kadar geldiği ifade edilmektedir. Armen Press Ajansı'ndan verilen bilgiye göre Yerevan Büyükşehir Belediyesi, Belediye Konsey Üyesi Levon Zakarya'nın Davitaşen semtindeki No 200 adlı okula Dağlık Karabağ, Artsakh Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti 1. derecede savaş haçı nişanı sahibi Leonid Azgalkyan'ın isminin verilmesi önerisini kabul etti. Konuyla ilgili haber Yerevan Büyükşehir Belediyesi'nin Facebook sayfasında yer almaktadır. Şuşi'nin kurtarılmasından sonra Stepanakert ve ayrıca Ağdam'ın yakın yerleşim bölgelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Artsakh'ın öz savunma kuvvetlerine düşmanın düzenli olarak Ermeni yerleşim bölgelerini Grad roketleriyle bombaladığı siperlerin ele geçirmesi görevi verildi. Bütün bunlara ek olarak Ağdam ayrıca kilit bir noktaydı. Böylece bu Azeri noktasının imha edilmesi sorunu günden güne olgunlaşıyordu ve Ermeni güçleri Karvacar ile Mardagert'i kurtarmasından sonra Ağdam'ın kurtarılması kaçınılmazdı. 1993 yılının yazında Artsakh öz savunma güçleri Ağdam'ı çevreleyen düşman noktalarına birkaç koldan geniş çaplı saldırıya geçtiler. Ermeni güçleri 12 Haziran'dan başlayarak ve bizim tarihi vatanımızın bir parçasını oluşturan Akna Ağdam'ı 23 Temmuz günü kurtarana kadar tüm şehre 4 kez saldırıda bulundu. Şehrin ele geçirilmesi her şeyden önce düşmanın direnme gücünü kırarak düşmana karşı kararlı saldırılara ivme kazandırdı. Tarihçi Edik Minasyan'ın doğru teşhisiyle düşmanın çökmesi Ağdam'la başladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yayınlanan röportajında eğer Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alındığından dolayı Amerika Birleşik Devletleri Ankara'ya yaptırımlar uygularsa Türkiye'nin buna karşı çıkacağını belirtti. Türk Dışişleri Bakanı'nın sözlerine göre benzeri yaptırımlar kabul edilemez. Bununla birlikte Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaptırımlar uygulamaya niyetli olmadığı düşüncesini de ifade etti. Çavuşoğlu, Amerikalıların nihayetinde yaptırım uygulamaya karar vereceğini sanmıyorum, dedi. Associated Press Ajansı'nın belirttiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Pakistan Başbakanı İmran Han'la gerçekleştireceği görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Afganistan Savaşı'nı bir hafta içerisinde kazanabilirim fakat milyonlarca insanı öldürerek Afganistan'ı haritadan silmeyi arzulamıyorum ifadesini kullandı. Trump, Pakistan'ı Taliban'la başa çıkmaya yardım etmeye, ikna etmeye çalışıyor ve böylece uzun sürecek savaşa son vermek istiyor. Trump, ben bu savaşı bir hafta içerisinde kazanabilirim fakat milyonlarca insanın ölmesini arzulamıyorum, dedi. Onun sözlerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesi için Pakistan Taliban'a karşı kendi etkisini kullanabilir. Cavak'ın Horenya köyünde film gösterimi gerçekleştirildi. Tek kaynak adlı filmin yazarı bu filmde köyde yıllarca içme suyunun bulunmaması konusunu işliyor. Tek kaynak adlı film Horenya köyünde içme suyunun bulunmaması sorununu isabetli bir şekilde resmetmektedir. Yazar filmdeki Sevak Gabrielya'nın kendi köyünde kadınların 21. yüzyılda kovalarla nasıl su taşıdıklarını anlatıyor. Filmin çekimleri Gürcistan Halkla İlişkiler Enstitüsü GIPA desteğiyle gerçekleştirildi. Gösterim sonrasında hazır bulunanlar GIPA'nın faaliyetleri hakkında konuşmalarda bulundular.
Otobanın yanında dünyadan kopuk bir halde onlar yıllarca kuyu suyu içtiler. Onlar abluka içerisinde bulunmamak için mücadele ediyorlar. Birkaç yıl boyunca Ahalkalak bölgesinin bir köyü olan Horenya'da içme suyu sağlamak için başarısız kalınan birçok girişimlerde bulunduğunu hatırlatırız. Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni eğitim öğretim yılı yeni bir projeyle ayrıcalıklı olacak. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı Bilim Festivali gerçekleştirecek. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan, Armen Press'te gerçekleştirdiği röportaj sırasında yaptığı açıklamada, bu projeyle öğrencilerde bilime olan ilginin arttırılmasını sağlamak ve bizde var olan iç enerjiyi okullara sunmak olduğunu vurguladı. Festivale katılacak olan öğrenciler bilim alanının değişik kollarında yeni fikirler ve araştırma projeleri sunabilecekler. Kazanan yenilikçi fikirlerini 2020 yılında gerçekleşecek olan Intel Uluslararası Bilim ve Teknoloji Festivali'ne sunma fırsatına sahip olacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubari Boyu Çınare adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.